arkadaşlar, hepsi buradan gelen tripodumu açacağız. Bence çok güzel bir şey. Öbürkünde hiç öyle bir şey yazmıyordu ve çok kötü bir şekilde geldi kolisi. Diğeri Trendyol'dan geldi. Trendyol'dan gelen zaten bir ay sürdü neredeyse kargosunun gelmesi. Hepsi buradan ki bir hafta demeden geldi. Ve kolisi de gayet özenli bir şekildeydi. Üzerine de dikkat kırılabilir yazmaları bence çok ince bir şey. Çok ince bir düşünce diyelim. Oğlum. Ayaz Emir de her zamanki gibi ortalık karıştırıyor. Anneciğim ya, dağıtma oraları. Yeni süpürdüm. Bakalım kalite olarak hangisi daha güzel. Trendyol'dan söylediğimdekinde resimlerinde falan hepsinde telefon tutacağı vardı ve telefon tutacağının olduğunu da söylüyorlardı ama telefon tutacağı falan gelmedi. Sadece şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ortasında bu şekilde bir şey var, yani ben hiçbir şey anlamadım bundan. Zaten kullanım kılavuzu falan da yoktu. Ayaz Emir'de ben onu kırmak istiyorum, ver babacığım diyor. Aslında bu muhteşem koliyi kendim açacaktım ama arkadaşlar, sabahtan beri evde temizlik yapıyorum. Hiç müsait değilim karşınıza çıkmaya. Ayaz Emir bizden daha iyi canlı. Şurada değerli bir şey. Bence çok ince. Yani bu firma gayet özenli bir şekilde. 40 yıl atlı olsun. Kahve gönderdim. Vallahi çok sevindim yani. Öbürkü koli zaten ezilmiş bir şekilde geldi ve hiç de güzel sarmamışlar. Adaptör, şaraptör üretmişler. Diğerinden çıkmamıştı arkadaşlar bu arada, Trendyol'dan söylediğimde. Telefon tutacağı burada. Bak gördün mü? Bunda çıktı telefon tutacağı. Öbürkünde de gösteriyordu ama göndermemişler. Zaten kolinin dışından belliydi. Güzel bir hizmet almayacağım. Bunun leli daha büyük galiba. Bence de daha büyük. Bu arada arkadaşlar, Trendyol'u aradığımda kargom bir ay geç geldi. Aradığımda çok iyi hizmet aldım. Yani Trendyol'dakiler çok iyi ilgilendiler ama kargo şirketi bayağı bir geç bıraktı. Yani bayağı bir geç gönderdi. Ve gönderen firmada hiç güzel kolilememiş. Kırılacak ürün yazmamış. Onu bırakın yani, hani kırılmayacak bir şekilde sarmamışlar. Trendyol'un suçu yok ama gönderenin ve kargonun suçu var bence. İyi bir hizmet vermiyorlar. Oğlum ağladın mı? Bu süreçte ben kitaplık dahi siparişi verdim. Bu kadar geç gelmemişti mesela. O kadar çok sipariş verdim ki internetten. Bunda biraz mağdur kaldık. Ayaz Emir'in merak ettiği şeyler olduğu için bu tarz şeyler. Şu an bana ver onu, ben kırayım diye mızlanıyor. Şey diyor, pizza kutusu ver diyor şu an. Of ya, yine dağıldı ortalık. Baba oldu attınız. Bence bu daha büyük ve daha güzelmiş. Bakayım, dedi çalışıyor mu? Arkadaşlar, hepsi buradan gelenin fiyatı daha uygun Trendyol'dakine göre. Adaptör bir var. Aynen. Kalite olarak daha güzel bence. Şöyle ikisini karşılaştıralım isterseniz. Diğerinde zaten adaptör falan hiçbir şey göndermemişler. Çıkıyor da. Daha iyi bir YouTuber olabilmek için arkadaşlar, size daha güzel hizmet verebilmek için bakın neler alıyorum yani. Renk. Gayet güzel bence. Diğerine göre de daha büyükmüş. Çok memnun kaldım. Evet, ışığı kapatayım arkadaşlar.
daha iyi anlayacaksınız kalitesini. Çok güzel. Işığı gayet güzel bence. Aradaki fark Trendyol'dan geleni yutacak yani. O kadar küçük kalıyor Trendyol'dan gelen ürün. Aslında ölçü olarak ikisini de aynı ölçüde diyorlardı. Bence hiç de alakası yok yani. Bu daha büyük. Helal olsun gönderen firmaya. Gayet güzel bir şekilde göndermiş. Özenli bir şekilde. Diğerini de takar mısın hayatım? Bakalım onunki nasıl? Onunkini adaptör bile göndermemişler ki. Aynen. Yani o kadar şey. Arkadaşlar onu 240 liraya aldım. Bunu da indirimden 190 liraya aldım. Aradaki farkı siz karşılaştırır. Ona göre almak isterseniz kararınızı verirsiniz. Bir dakika. Ayaz Emir de şu an kitaplıkta kalemlerimi dağıtıyor. Yani bu da kademeli bir şekilde ama bence öbürküsü daha güzel. Biraz daha küçük olduğu için. Karar sizin arkadaşlar. Eğer almak isterseniz. Çok fazla memnun kalmadığım için marka vermek istemiyorum. Hangi markayı sipariş verdiğimi ezan dokunuyor. İnsanların hakkına girmek istemem kesinlikle. Belki firmadaki bir kişinin boşluğuna gelmiştir. Düzgün bir şekilde paketleme yapmamıştır. Bundan dolayı da firmayı karalamayalım. Sence hangisi aşk? Tabii ki bu. Hepsi doğru. Bence de. Ya adamın sadece şu inceliği yeter. Hani güzel bir not. Hani değerli bir şey. 2-3 aslında şey çok hoş bir şey. Yani bir fincan kahvesini bizimle paylaştığı muhabbet. Yani 40 yıllık muhabbeti bizimle paylaştığı. Çok güzel bir şey oldu. Yani arkadaşlar hepsi buradan gelen Saybin marka. Diğerini söylemeyeyim dediğim gibi. Memnun kalmadığım için belki almak isterseniz. Ama firmanın hakkına girmek istemiyorum. Kötü reklam yapmak istemiyorum. Sonuçta herkes ekmeğinin peşinde. Tamam anneciğim, tamam kucaklayacağım seni. Aa, mikrofonu da almıştım. Aç bana da bakalım mı? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Bektaş. Sizlerle uzun bir aradan sonra buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra bu kadar uzun bir ara vermeyiz. Normalde ertelemeyi hiç sevmem arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama bu ay sınavlarım vardı. İş, güç, koşturma derken zaman nasıl geçti anlayamadım. Yani elimde olmayan sebeplerden dolayı böyle oldu. Hatta bu vlogu yarın yetiştirebilmek için şu an saat 1.30 falan. Biraz da sessiz konuşuyorum bundan dolayı. Saçımın başımın halinde kusuruna bakmayın. Sırf yetiştirebilmek için bu saatte vlogumu tamamlamaya çalışıyorum. O kadar çok konu biriktik aslında sizlerle paylaşmam gereken. Biliyorsunuz ki en son kitaplık siparişi vermiştim. Kitaplıklarım çoktan geldi. Kitaplıklarımın kurulumu yapıldı. Kitap okuma köşem çok güzel oldu. Hatta bir tane bir tablo gibi bir şey tasarlayacağım kitap okuma köşeme ve çok güzel olacak. Tablo olanlara da çok güzel bir fikir olacak demiştim. Onu çoktan yaptım. Hatta böyle misafirleri falan geldi. Çok beğendiler. Çok güzel bir köşe olmuş. Yaptığın çalışma çok güzel bir çalışma olmuş falan dediler. Ama sizlerle bir türlü paylaşamadım. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Yani bir sürü konu birikti. İşte salonu komple değiştirdim. Sonra işte balkonu değiştirdim. Yani o kadar çok şey var ki aslında bir sürü konu var anlayacağınız. İnşallah bundan sonra hepsini böyle teker teker sizlerle beraber paylaşacağım. Bir de ayrıca Instagram'dan çok soru geliyor işte doğum kilolarından falan nasıl kurtuldun diye. Bununla alakalı da ayrıca bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Tek bir konuya odaklı gitmiyorum yani kanalımda. İnşallah beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum oldu. Benim uzun süre böyle abonem sürekli sabit kaldı. Tabi rahmet meyvesi çile çekmeden olgunlaşmazmış ama insan ister istemez böyle bir beklenti içerisine giriyor. Bir tane bir abone gelsin hemen çok mutlu olurum, çok sevinirim. Eşime dedim galiba bir tane abonem oldu falan diyorum. Seda Bektaş 4358 yani kendi hesabımdan bence çok fazla takipçi geldiğini düşünmüyorum. Orada arkadaşlarım var ama arkadaşlarım orada butona basıp yani bir abone olmuyorlar arkadaş. Biraz abone olun, destek olun.
Güzel fikir 58 diye benim bir tane Instagram hesabım var. Ben oraya işte hani YouTube kanalıma abone desteği yaparsanız çok sevinirim falan yazmıştım. Tahminimce takipçilerim her geçen gün böyle çığ gibi büyümeye başladı gibi geliyor bana. En sonki halinden bu haline kadar. Yine çok az ama 1000 abone bile olmadı. Hatta 300 abone bile olmadı ama bana göre çok büyük bir abone yani. Uzun süre tabii aynı sayıda kaldığı için bana çok geliyor yani bu abone sayısı. Kesin ben oradan aboneler geliyor diye düşünüyorum. Güzel Fikir 58 Instagram hesabımdan gelen takipçilerim varsa lütfen yoruma alta yazar mısınız? Çünkü ben bu takipçilerin bir anda böyle çoğalmasına çok şaşırıyorum. Yani oradan geldiğini düşünüyorum. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da aşağıya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de merakımı gidermiş olurum arkadaşlar. O kadar çok yani konuştum ki arkadaşlar sizinle neyi paylaşmam gerektiğini unuttum. Ben bir tane de kulaklık siparişi vermiştim. YouTube'da böyle dinledim yani nasıl YouTuber olunur falan diye. Mikrofon çok önemliymiş çünkü bazıları diyorlar ki işte arkadan çok sesler falan geldiğinde kulaklıkla dinlediğimizde direkt o kanalı değiştiriyoruz falan diyorlar. Ben de ilk başlarda böyle büyük bir şey almak istemedim. Küçük bir şey aldım. Küçük bir yaka mikrofonu aldım arkadaşlar. Bakalım nasıl, ben de çok merak ediyorum. Ay çok heyecanlandım ya. Yavaş yavaş profesyonel YouTuber'lığa doğru adım atıyorum yoksa falan. Ben samimiyete çok inanıyorum arkadaşlar. Tabii ses kalitesi falan, görüntü kalitesi de çok önemli. Ama samimiyet daha önemli. Bazı kanallar var, o kadar güzel teçhizatlar kullanıyorlar ama bana samimi gelmediğinde ben değiştiriyorum. Tabii ben de size samimi gelmiyor olabilirim. O ayrı bir mesele tabii. Böyle mi takılıyor acaba? Şuraya mı koyacağım? Böyle mi duracak bu? Böyle mi tutacağım? Bilmiyorum ki arkadaşlar, inanın teknoloji özürlü gibi oldum. Şimdi şuradan takacağım bir saniye. Bakalım nasıl çıkacak. Ne çıkıyor ki? Şöyle. Açık mı ki ya? Arkadaşlar bilmiyorum. Ben bunu eşime sormam lazım. Bunun düğmesi falan var mı bilmiyorum. Eşim dedi ki direkt açar açmaz. Bu kulaklık bölümüne tak, oradan direkt ses gelir. Direkt sesin gider zaten dedi ama. Bilmiyorum yani. Sesimde bir değişiklik var mı arkadaşlar? Beni duyabiliyor musunuz? Gece saat 1'den sonra insan bu kafayı yiyor biraz. Öyle arkadaşlar, böyle küçük bir mikrofon da aldım. İnşallah bundan sonraki videolarımda, bu videom biraz olmadı ama bundan sonraki videolarımda daha güzel sesim çıkar inşallah. Böyle dışarıdan gelen seslerden, etraftaki gelen seslerden rahatsız olmadan izlersiniz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu çok fazla gösterebileceğim bir şey yok. Aslında bir anda böyle alabilme imkanım var arkadaşlar. Bütün teçhizatları, güzel bir stüdyo falan kurabilirim ama ben şunu istiyorum. Yani ilk ekmek videosu attım. Onu ben öylesine atmıştım. Hatta böyle aman falan diye konuşuyorum. O ekmek videosunu attım. Ondan sonraki videolarıma baktığımda yavaş yavaş, sanki böyle arkadaşlarım da öyle diyor. Yavaş yavaş ilk videondan sonra gelişme var. Hani kendini geliştiriyorsun falan diyorlar. Ben böyle aradan 1-2 yıl geçtikten sonra ya ilk videoma bak ya Seda, vallahi bak şuna bak. Ne kadar ilerlemişsin falan demek istiyorum yani. Ondan dolayı da yavaş yavaş almak istiyorum bu tarz şeyleri. Bu arada burada daha güzel oldu mikrofon. Öyle yani arkadaşlar. En yakın zamanda bir tane kitaplık video gelecek inşallah. Kitaplığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani birçok vlog gelecek. Bundan dolayı takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendi Instagram hesabımdaki arkadaşlarım, Güzel Fikir 58 Instagram hesabımdaki arkadaşlarımdan daha az abone oluyorsunuz. Lütfen ama lütfen arkadaşınızı kırmayın, abone olun. Şaka bir yana arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Destek olan olmayan herkesin Allah razı olsun. Herkesin kendi tercihidir destek olup olmamak. Ama beni çok mutlu ettiniz takipçi sayımı çoğaltarak. Kimler abone olduysa şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.